Sayın Başkanım geleceğiz sana inşallah. Ve görünüyor ki inşallah Şanlıurfa bölgenin bu konuda sağlık anlamında... Karaköprü Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Karaköprü Belediye'mizin sivil toplum kuruluşları buluşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor. Şanlıurfa, Karaköprü her şeyin en iyisine layık. Her şeyin en güzeline layık. Bundan dolayı bizler durmadan, yorulmadan gerek Şanlıurfa'mız için, gerek Karaköprü'müz için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa çok hızlı büyüyen bir il. Ve Şanlıurfa'mızın büyümesi öncelikle Karaköprü'den gerçekleşiyor. Baktığımız zaman Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ilçesi. Yaklaşık yıllık %20 ile büyüyen bir ilçe. Ve son nüfus açıklamasına göre şu an Karaköprü nüfusu 171 bin. Geçen yılki nüfusa bakıyoruz 153 bin. Ondan önceki yıla bakıyoruz 132 bin. Ondan önceki yıl 114 bin. Ondan önceki yıl 103 bin. Yani 2014 yılında nüfusu 103 bin olan Karaköprü, yıl 2018 171 bin olmuş. 70 bin nüfus artmış. Bir ilçe oluşmuş. Bu Karaköprü'deki ve Şanlıurfa'daki güzel hizmetlerle oluyor. Ve bizler gerçekten Karaköprü'nün daha fazla büyümesi için, daha fazla gelişmesi için, daha fazla güzel yaşam alanları oluşturmak için, insanların bulunduğu ortamda huzurlu bir şekilde yaşam kalitelerini arttırmak için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Karaköprü'de 2016 yılında bakın sadece şehir merkezinde 39 kilometre biz yeni yol açtık. 2017 yılı içerisinde 45 kilometre biz Karaköprü'de yeni yol açmışız. Ve biz kırsalda da şunu söyleyeyim. Öncelikle vatandaşı çamurlardan arındırmak için şu ana kadar 140 tane kırsal mahallemizin içini stabilize malzeme dökerek onları çamurdan arındırdık. Şanlıurfa'nın en büyük kültür merkezi inşası var. Bu kültür merkezi 9000 metrekare kapalı alanı olan bir hizmet. 2018 yılı içerisinde kültür merkezimizi bitirip inşallah Karaköprü'müzün hizmetine sunacağız. Yaşam Parkı bizim şu an Karaköprü'müzün en vizyonel projesidir. Yaşam Parkı 110 dönüm üzerine kurulmuş bir park. Biz temelini attık. 2018 yılının ilkbaharıyla birlikte inşallah biz Yaşam Parkımızı Karaköprü'nün hizmetine sunacağız. Karaköprümüz çok hızlı büyüyor, Karaköprümüz çok hızlı gelişiyor. Karaköprümüzün güzel yolları var, parkları var, binaları var ama Karaköprü'nün bir Göbekli Tepesi yok. Karaköprü'nün bir Balıklı Gölü yok. Bizim Karaköprü'ye vatandaşı çekmenin, Karaköprü'yü vatandaşa tanıtmanın yolunu ne olarak belirleme gibi bir düşünce oluşunca biz dedik ki Karaköprü'yü de müze kent yapalım.
Karaköprümüze her mahallede bir tane müze yapalım. Ve oyuncak müzesinden başladık. Akabinde tasavvuf müzesi. Akabinde tarım müzesi. Ve inşallah Karaköprü'de mini de olsa her mahallemize bir tane müze yapacağız. Ve öncelikle Karaköprü değil, Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinden öğrenciler o müzeler için gelecek. Aynı zamanda Karaköprü'yü görecek. Aynı zamanda Karaköprü'yü öğrenip anlatacaktır inşallah. Buraya teşrifleriniz için, bizi kırmadığınız için ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun diyorum. Sağ olsun genç başkanımız. Ciddi manada Şanlıurfa'mıza, Karaköprü'müze hizmet noktasında üzerine düşenin fazlasını yaptığını, emaneti sağlam bir şekilde koruduğunu gördük, görüyoruz, şahidiz. Allah hayırlı hizmetlerinde muvaffak kılsın inşallah kendisine. Yine bizi bugün bir araya getirdiği için, sizlerle buluşturduğu için de kendisine ben teşekkür ediyorum. Bizler sizin verdiğiniz yetkiyle Şanlıurfa'yı sizin adınıza verdiğiniz emaneti korumaya çalışırken aslında sık sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü sizlerle beraber bu Şanlıurfa'yı, yaşanabilir Şanlıurfa'yı, güzel Şanlıurfa'yı idare etmemiz lazım. Sizin bize ışık olmanız, yol göstermeniz, rehber olmanız lazım. Size ciddi manada fikirlerinize ihtiyacımız var. Düşüncelerinize ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. Bu sizinle beraber olacaktır. Sizinle beraber bizim bu memleketi idare etmemiz lazım. Hepimiz farklı paydaşlarız. Bizim için çok önemli bu. Çok önemsiyoruz sizi. Bugün eğer biz Şanlıurfa'yı övüne övüne bir huzur şehri, istikrar şehri, barış şehri, kardeşlik şehri diye ifade ediyorsak bu sizin eserinizdir. Bundan dolayı ben sizlere bir Şanlıurfalı olarak minnettarım. Sizin eseriniz. Biz sadece verdiğiniz emanete ehil olmaya çalışıyoruz. İlk önce yardımcı küpürelerimize ben yaklaşık 3,5 senedir ilticileri yapıyorum Cekuramız Arabası'na. Bu sene bir istişare toplantısı yaptığı için teşekkür ediyorum. Ve devamını aynı şekilde diliyorum. Ben Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Karaköprü'ye yaptığınız yatırımlardan dolayı ben teşekkür ediyorum. Bir önerim var. Atasporlu güreş takımının belediye Karaköprü Belediyesi'ne kurulmasını istiyoruz. Diğer ilçelerimizin birçoğu kurdu. Karaköprü Belediye'mizin de güreş takımının kurulmasını istiyoruz. Bu çalışan gazeteciler derneği başkanı, özellikle sayın vekilim ve Şanlıurfa'nın en genç belediye başkanı ve en hızlı koşan ve çalışan belediye başkanı dedik sözlerle başlamak istiyorum. Gerçekten Karaköprü'ye gittiğin zaman Karaköprü'nün çok yollarına baktığınız zaman çok güzel çalışmalar. Bu konuda özellikle belediye başkanlığı teşekkür ederim. Yalnız sayın vekilimde özellikle ricam var. Çünkü eğitim dedi. Gerçekten okullarda eğitimi zaten ne durumda olduğunu söyledi. Bir iki senedir üniversitemizde de büyük sıkıntılar, kendisi de üniversitede çalıştı. Şu an üniversitemiz gerçekten en azından 1-2-3 sene içerisinde 4-5 sene geri gittiğini sayın vekilime söyleyebilirim.